Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Şerbetini harika bir şekilde çeken kıyır kıyır bir kalbura bastı tarifim olacak bugün. Bu görmüş olduğunuz sayından bir 3 tane fazla kadar çıktı. Yani toplam 13 tane kalbura bastı yaptım. Nasıl yaptım? Yarım ölçüyle yaptım. Hemen tarifi paylaşıyorum. 1,5 su bardağı şekeri ve 1,5 su bardağı suyu ufak bir tencereye alıyorum. Sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağladıktan sonra şerbet kaynayınca şöyle bir 5 dakika sonra içine bir dilim limon sıkıp limonu ekliyorum. Bu şekilde de orta ateşte şöyle 3 dakika kadar kaynatıp altını kapatıyorum ve şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Miktar az olduğundan dakikalar önemli. Fazla kaynatırsanız çok koyu bir şerbetiniz olur. Şimdi hemen hamuruna geçelim. Burada 125 gram tereyağın tam yarısı var. Yani 62 gram kadar. Yarım çay bardağı sütü, 1 tatlı kaşığı yoğurdu ve yarım çay bardağı sıvı yağı karıştırma kabına alıyorum. Bunları şöyle elimle güzelce bir harmanlıyorum. Ardından 1 yemek kaşığı dolusu irmiği ilave ediyorum. İrmikle de şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra ununu ilave etmeye başlayacağım. Ununu ilave edip üzerine 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Dilerseniz bu aşamada 1 tatlı kaşığı sirke de ekleyebilirsiniz. Kalbura bastının kıyır olması için sirke kullanıyorum ara sıra. Bugün kullanmadım. Unun kalanını da ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı artı şöyle 1 yemek kaşığı kadar un kullanmış oldum. Güzel bir hamur yapıyorum. Hamurun güzel bir şekil alabilmesi için şöyle 15 dakika kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Hamurdan şöyle cevizden hafif büyük parçalar koparıp elimle yassı hale getiriyorum. Petekli haliyle şeklini verdim bugün. Dilerseniz rende ya da herhangi bir kalıp çıkarıcı başka bir şey üzerine şekli verebilirsiniz. Ben biliyorsunuz elmalı kurabiyeyi de bu kalıpla yapıyorum. Onun tarifine ulaşmak için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz. Nihaleyi bu şekilde iki yanından şöyle kapatarak kurabiyeleri elimizle kapatıyoruz. Petek şeklini bozmadan şöyle alıp tepsiye diziyoruz. Kurabiyelerin hepsini hazırladım. Şimdi bunu 180 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyorum. Tamamen yani böyle kızarıp pişmesi çok önemli bu tatlının. Güzelce kuruyup pişerse daha kıyır kıyır çok güzel oluyor. Diğer türlü birazcık hamur kalabiliyor. Bunu göz önünde bulundurun. Sıcak olan tatlılara şerbetimi soğuk halde veriyorum. Şerbeti ben hem dışarıda hem de dolapta soğuttum. Bu şekilde hepsinin üstüne kaşık kaşık şerbetten gezdiriyorum. Hem şerbeti hem de hamur ölçüsü tam ölçülüdür. Gerçekten çok çok güzel oldu. Ben bunun tam ölçülü tarifini geçen sene Instagram hesabımda paylaşmıştım. Bugün de bu şekilde yarım ölçü yapmak istedim. Bir süre sonra yaklaşık şöyle bir yarım saat sonra tatlıları şu şekilde ters çevirebilirsiniz. Altından şerbeti çektiği için birazcık da şu şekilde durmaları
Güzel oluyor. Daha sonra yine yaklaşık 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis tabağına alabilirsiniz. Rengiyle, görüntüsüyle, kıvamıyla gerçekten çok çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Tarifimi denerseniz yorum olarak fikrinizi belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi hemen bir tanesinin içine bakalım. Bunlar da tatlılarımın yakından görüntüsü. Şöyle içini şöyle bir keselim çatalla. Ne şerbet fazla geldi, ne de hamurun fazla geldi. Yani ne şerbetini çekmemezlik etti. Her tarafı gayet güzel şerbetliydi ve tepside de şerbet kalmadı. Bakın tatlımın içi bu şekilde hem kıyır hem de şerbete doymuş şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.